Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yerli ve milli bir anlayışla, Mavi Vatan'ın müdafası için geliştirilerek üretilen TCG Anadolu'nun en kritik silahlarından birisi olan Bayraktar TB3 SİHA için geri sayım başladı. Türk donanmasının gücüne güç katacak dev savaş gemisi TCG Anadolu envantere girmek için hazırlanırken, bu gemide konuşlanacak insansız hava araçları da birer birer belli olmaya ve envantere girmeye başladı. Baykar Makine tarafından TB2 SİHA'nın kanatları katlanır yeni bir modeli olarak geliştirilen Bayraktar TB3, bu özelliği sayesinde gemi güvertesinde ve hangarlarda çok daha az yer kaplayarak daha fazla sayıda SİHA'nın görev yapabilmesine imkan tanıyacaktır. Dünyada sadece süper güç sayılan devletlerin sahip olabildiği bir teknoloji olan katlanır kanatlı hava araçları uçak gemilerinde yoğun olarak kullanılıyor. Bu sayede az yer kaplayan hava araçlarından uçak gemisinin hangarında çok daha fazla sayıda taşınması mümkün olabilmektedir. İşte bu konsepti yerli SİHA gemimiz TCG Anadolu için uyarlayan Baykar Makine, uzun süredir sürdürdüğü hummalı çalışmalarda yavaş yavaş sona yaklaştı. İlk uçuş için hazırlık yapan Bayraktar TB3 SİHA'mızın hızlı bir şekilde yapılacak testleri tamamlayarak TCG Anadolu gemimizde hizmete girmesi isteniyor. Türk savunma sanayisinin göz bebeği şirketlerinden olan Baykar Makina'nın yeni insansız hava aracı Bayraktar TB3 ile ilgili ortaya çıkan bilgiler zamanında dünyayı derinden sarsmayı başarmıştı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'lerle ilgili Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan, yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak olarak geliştirildi. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor. 1200 kilogram civarında. Daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. O çalışmalar devam ediyor açıklamasında bulunmuş ve zamanında herkesi heyecanlandırmıştı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı TEİ'nin geliştirdiği milli tasarım yerli üretim uçak motoru. Dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru. Nasıl derseniz, test ettik, kıyasladık. Akıncı ve Bayraktar TB3'e güç verecek açıklaması, Bayraktar TB3 SİHA'nın yerli motorla uçacağı anlamına geliyor. Baykar'ın TCG Anadolu'ya özel geliştirdiği hava aracının gözetleme ve hedefleme podu da yerli olacak. Aselsan tarafından üretilen CAS filir sistemi ya da daha yeni bir ürün Bayraktar TB3'ün gözleri olarak kullanılacak ki bu da ihracat kısıtlamalarına tabi olmayacak anlamına geliyor. Yani Türkiye Bayraktar TB3 SİHA'yı istediği ülkeye satmakta tamamen özgür olacaktır. Ayrıca Teknofest'in de yönetim kurulu başkanı olan Selçuk Bayraktar, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde bir sunum gerçekleştirdi. Baykar'ın yerli olarak geliştirip ürettiği insansız hava sistemleri hakkında sunum yapan Selçuk Bayraktar, "Biz burada yola çıkarken Türkiye'de biz bunları ancak dışarıdan alabiliriz" diyen bir anlayış mevcuttu. Yani biz ve savunma sanayisini düşünecek olursak büyük ölçekte, büyük oranda %85'in üzerinde yurt dışına bağımlılık söz konusuydu. Biz ne yaparsak yapalım, muhakkak fikri hakları ve tasarımı bize ait olsun, özgün olsun istedik. İlk gün belki en iyi eseri geliştirmesek de kendimize has bir eseri geliştirmiş olacağımızdan, bu var olan özgüven problemini de bir anlamda yüksek teknolojide açmış oluruz anlayışıyla yola çıktık diye konuştu. Selçuk Bayraktar, ürettikleri sistemlerin kritik tasarımlarına dikkat çekerek konuşmasına şöyle devam etti. "Ürünün fikri hakları bizde olacak ve bunun yanında kimseye de benzemeyecek. Bundan daha önemlisi, benim daha fazla önem verdiğim husus, yerleşik düzen çarpık ve yanlış yollara sahip olsa bile biz hem inancımız gereği hem anlayışımız gereği dedik ki asla bu girdiğimiz yolda etik ve ahlaktan ayrılmayacağız. Yani ne yaptığınızdan daha önemlisi bunu nasıl yaptığınız.
Şayet o yollara başvuracak olsak, o yollara tevessül edecek olsak belki kısa dönemde karlı çıkabilirdik. Ama orta ve uzun vadede asla başarılı olmanız, bereketli, insanlığın faydasına bir sonuç elde etmeniz mümkün değildir. O yüzden ben buradaki genç arkadaşlarıma bunu özellikle tavsiye etmek istiyorum. Daha yolun başında olan girişimleri açısından buna hızla dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Ne yaparsanız yapın, sistem sizi bazı yanlışlara zorlasa da asla hak bildiğiniz yoldan, etikten ve ahlaktan ayrılmayın. Ben bunu biraz da sörf dalgalarına benzetiyorum. Yani o dalga doğarken ön tarafında kaldığınızda hep bu avantajınız oluyor. İşte bizim insansız hava araçlarındaki hikayemiz de biraz böyle. Bugünün yarışlarına, bitmiş yarışlarına değil, geleceğin trenlerine odaklanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve şayet bu söylediğim hususlara riayet edersek, ilk günden itibaren, yani o en ufak 2 metrelik uçağı yaptığınızda dahi dedik ki, eğer milli ve özgün olursak, bunun yanında etik ve ahlaka riayet edersek, geleceğin trendine de odaklanmışsak, dünyanın en iyisini yapmamamız için hiçbir sebep yok. Buna hep inandık ve o şekilde çalıştık şeklinde konuştu. Sunumun sonunda geçmişten bugüne ürettikleri ve gelecekte üretecekleri sistemler hakkında da konuşan Selçuk Bayraktar sözlerini şöyle sonlandırdı. Geleceğe baktığımızda önümüzde Bayraktar TB3 dediğimiz binlerce kilometreye uydu kontrolüyle gidebilen Bayraktar TB2'nin biraz büyüğü, bir anlamda Akıncı'nın da daha ufağı diyebileceğimiz, gemiye iniş kalkış kabiliyetiyle, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle öne çıkan ve dünyada pek benzeri olmayan bir silahlı insansız hava aracı sisteminden bahsediyoruz dedi diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.